duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bir kez de sizlerin huzurunda kardeşim İbadi'ye ve beraberindeki heyet üyelerine, başkentimize, ülkemize hoş geldiniz diyorum. Sayın İbadi ile bugün faydalı, kapsamlı, gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel birçok konuları ele alma fırsatını bulduk. Tabii şunu peşinen ifade etmek isterim. Bırakın toprak bütünlüğüne ülkemizin verdiği önem, siyasi bütünlüğüne ülkemizin verdiği önem, siyasi birliğine aynı şekilde verdiği önem, egemenliğine atfettiğimiz önemi bir kez daha burada teyit etmek isterim. Irak'ta malum 12 Mayıs'ta bir seçim gerçekleştirildi. Bu seçimlerin bir kez daha tüm Irak halkı için, tüm bölge için hayırlara vesile olmasını dilerim. Seçim sonrası sürecin ülkedeki tüm kesimleri kucaklayan ve Irak halkının ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek bir hükümet kurulmasıyla neticelenmesi temennimizdir. Türkiye bu süreçte hiçbir ayrım yapmadan tüm Iraklı kardeşlerinin yanındadır. İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek, başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere kritik alanlarda işbirliğimizi geliştirmek üzere kurulacak yeni hükümetle çalışmaya hazırız. Öte yandan Temmuz ayında Irak'ta başlayan protesto gösterilerinin bazı çevrelerce suistimal edildiğini görüyoruz. Şiddet asla bir hak arama yöntemi değildir. Türkiye olarak şiddet olaylarını asla tasvip etmiyoruz. Bu noktada kaygılarımızı ve Irak'ın huzuruna verdiğimiz desteği tekrar kardeşim İbadi'ye özellikle ifade etmek isterim. Ve şu anda tabii Irak'ın sorunları üzerinde gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmede bilgiler aldık. Değerli basın mensupları, Irak hükümeti önce DAEŞ belasına, ardından da gayrimeşru referanduma karşı oldukça başarılı bir imtihan verdi. Yeni dönemde Irak halkının acil ihtiyaç ve taleplerinin karşılanmasına yönelik adımların atılması önem arz ediyor. Bu konuda Türkiye olarak her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu tekrar Sayın İbadi'ye ifade ediyorum. Tarih boyunca ülkemiz en zor zamanlarında din, dil, mezhep ayrımı gözetmeksizin Irak halkının yanında olmuştur. Irak'ın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Ülkenin yeniden imarı konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu tavrımızı da aziz kardeşime ifade ettim. Sayın İbadi ile ülkelerimiz arasında ikinci sınır kapısının önemine değindik. Açılacak sınır kapısı hem Irak'ın hem de ülkemizin faydasına olacaktır. İnşallah bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum. Ayrıca gerek Musul, gerekse Basra'da başkonsolosluklarımızı da yeniden faaliyete geçirme konusunu kendileriyle görüştük. Görüşmelerimizde ayrıca terörle mücadele konusunu da etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Bu alanda tam işbirliği içinde olma konusunda mutabık kaldık. Türkiye olarak terör örgütleri arasında ayrım yapmadık, yapmıyoruz. DAEŞ'li canilerle PKK'lı katiller arasında bizim nazarımızda bir fark
yoktur. Her ikisi de kundaktaki bebekleri, sivilleri, yaşlıları katletmekten çekinmeyen vahşi yapılardır. Bu örgütleri ve uzantılarını bölgemizden kazımakta kararlıyız. Başta DAEŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede Irak ile dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz. PKK terör örgütüyle mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi aktardım. PKK'nın Irak'tan tamamen temizlenmesi istikametinde çabalarımızı artırma hususunda görüş birliğimize vardık. Ayrıca Türkmen kardeşlerimizin meselelerini de kendilerine ifade ettim. Türkmenlerin özellikle Kerkük'te maruz kaldıkları saldırılara değinerek kardeşlerimizin güvenliğinin sağlanmasının önemini burada da ifade ediyorum. Kerkük'te vilayetin yapısına uygun bir yönetim ve güvenlik mimarisi tesis edilmesinin Kerkük'te barışa katkı sağlayacağına inanıyorum. İkili ekonomik ilişkilerde görüşmelerimizde öne çıkan bir konu başlığı oldu. Şu anda 2017 itibariyle aramızda yaklaşık 11 milyar dolarlık bir ticaret hacmi söz konusu. Tabii biz bunu Türkiye-Irak arasında yeterli bulmuyoruz. Bunu daha da artırmak suretiyle Türkiye ve Irak'ın kendine yakışan bir ticaret hacmine sahip olması beklentimizdir. Türkiye ile Irak'ın kaderleri aynıdır. Irak'ın güvenlik, refah ve istikrarı Türkiye'nin güvenlik, refah ve istikrarıdır. Bu anlayışla dost ve kardeş ülke Irak ile ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için temaslarımızı her konuda, her düzeyde sürdüreceğiz. Tabii en önemli sorunlardan bir tanesi özellikle Irak'taki su ve enerji sorunudur. Bu konuda görüşmelerimizi detaylandırdık ve ilgili bakanlarımızı bu noktada görevlendirdik. Şu anda da yine yukarıda arkadaşlarımız görüşmelerini yapıyorlar ve daha sonra da bölgeye gitmek suretiyle bölgede ne gibi adımlar enerjide atılması gerekiyor, suda ne gibi adımlar atılması gerekiyor, bunları zaten suyu atılması gereken adımlar noktasında nedir biliyoruz ama enerjiyle ilgili ne gibi adımlar atarız, bunları da aramızda konuşma fırsatımız oldu. Şu anda da bakan arkadaşlarımız yine ikili olarak birbirleriyle bu konuyu görüşüyorlar. Son olarak İtalya'nın Cenova şehrinde bir köprünün çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti. Dolayısıyla İtalya yönetimine ve ölenlere rahmet diliyorum. Ve tüm İtalya halkının başı sağ olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Şükran cezine Seyyid Reis. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyaretine اليوم إلى الشقيق تركيا هو لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة. بحثنا مع أخي السيد رئيس الجمهورية التركية ومع أيضا الوفود الوزارية العراقية والتركية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات المياه والأمن والزراعة والطاقة والمنافذ الحدودية والاستثمار وكذلك ملفات أخرى تتعلق بالثقافة والصناعة والتجارة. سيدي أو السيد أردوغان أوعد وأكد بأن تركيا ستزود العراق بحصته المالية المائية بالكامل، وأيضا كان هناك اليوم في نقاش بين الوفدين الوزارين تأكيد على نفس المعنى، وأيضا سمعنا تأكيدا تركيا من الأخ السيد الرئيس التركي بما تم الوعد فيه في مؤتمر الكويت فيما يتعلق بالمساهمة الفاعلة في إعادة إعمار العراق، ونحن نرحب بهذا الأمر بقوة. في ملف الأمن وضبط الحدود موقفنا واضح بأننا نرفض أي اعتداء،
ينطلق من الأراضي العراقية باتجاه الجارة تركيا أو باتجاه أي من جيران العراق. العراق ملتزم حسب دستوره بأن يمنع أي منظمة على أرضه من أن تشن أي عدوان على دولة جارة، وخصوصا الجارة الشمالية للعراق تركيا. ونحن ندين مثل هذه الاعتداءات ونقف بالضد منها. ومجلس الأمن الوطني العراقي خلال اجتماعين إلى يوم قبل يومين واجتماع قبل ذلك بأسبوعين وضع خطة للسيطرة على الحدود العراقية التركية لمنع أي اعتداء تنطلق من الأراضي العراقية باتجاه تركيا. هذا عمل ندينا ونقف بالضد منه، ولن نسمح بأن يتم ذلك. نحن مع تركيا في هذا الإطار، ونقف مع تركيا في دعم الحدود وفي حماية الحدود وفي منع أي تسلل للاعتداء على تركيا. في مجال الاستثمار هناك توجيه للشركات التركية من قبلنا للعمل في العراق وفي جميع المحافظات. هناك رغبة في الاستثمار في العراق، وهناك أيضا الآن طلب تركي نرحب به اللي هو إعادة فتح القنصلية في البصرة وكذلك في الموصل، وهذا يساهم مساهمة كبيرة في تعزيز الاستثمار والعلاقات الثقافية والسياسية والاجتماعية بين البلدين الجارين. أيضا تم مناقشة ملفات الكهرباء والاستثمارات التركية، وأيضا تنفيذ بعض مشاريع تحويل الطاقة الغازية البسيطة إلى مركبة، ومشروع أبراج النقل الكهربائي، أيضا محطة تحويلية في الموصل بالذات، لأن هناك خطوط ضغط عالي وصلت إلى الحدود العراقية التركية من جانب تركيا، يحتاج مسافة قصيرة حتى نوصلها إلى الجانب العراقي، ونحتاج إلى محطة تحويلية من أجل تزويد الكهرباء لأهالي مدينة الموصل بالذات. في مجال النفطي وهو الأنبوب النفطي بين اللي هو من كركوك يمر بالفتحة إلى الحدود العراقية التركية في فيشغابور، العراق الآن في مجال تحليل العروض، والجانب التركي حريص على إنجاز هذا الخط الأنبوبي لتزويد تركيا بالنفط العراقي من كركوك. هناك خط الآن حالي موجود ممكن نفعله بسرعة لضخ النفط العراقي من كركوك عبر تركيا كذلك، وهذا يعزز التعاون بين البلدين في هذا المجال. كذلك فتح المعبر اللي تفضل به الأخي سيد الرئيس فيما يتعلق المعبر الحدودي في فيشخابور بين البلدين، نعمل على ذلك، وإحنا يهمنا أن يكون معبر مباشر بين العراق وبين الجارة تركيا. الوفود الفنية هي في اجتماعات متواصلة في هذا الإطار والوفدين الوزاريين، وراح يتواصلون أيضا بعد هذه الزيارة لتنفيذ كل هذه المجالات اللي تحدثنا عنها. نحن مع تركيا في أزمتها النقدية كذلك، بتعاوننا يمكننا التغلب على الكثير من التحديات اللي تواجهنا، تواجه بلدينا وتواجه شعبينا وتواجه المنطقة كذلك. زيارتنا إلى تركيا لتعزيز هذا التعاون، وأنا لقيت كل الترحيب وأيضا التسهيلات من أخي سيد رئيس الجمهورية التركية وكذلك من الوفد الوزاري، ونأمل أن هذا التعاون يستمر ويتصاعد لتحقيق مصلحة البلدين ومصلحة الشعبين كذلك. شكرا جزيلا. Evet, ben de Sayın Başbakan'a çok çok teşekkür ediyorum. Ve şu anda yukarıda da arkadaşlarımız çalışmalarını herhalde tamamladılar. Sizlere ilginiz için teşekkür ediyorum.